Kıram kardeşlerim, bugün namazın çeşitleri ve rekatları, bir de kısa bir bölümümüz daha, namazın farzlarına bir giriş ya da namaz kimlere farzdır, bu konuları göreceğiz inşallah. Namaz çeşit olarak bizde genellikle 4 çeşitli: farz namazlar, vacip namazlar, sünnet namazlar, nafile ya da tatavvu namazlar. Bazı vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Onun için yer yer mekruh namaz da geçse bile tabi mekruh namaz diye bir çeşit namaz yok. Namazın mekruh oluşu var. Dolayısıyla onu bu sayıya dahil etmeyelim. Bir çeşit olarak hiç zikretmeyelim. Farz namazlar, farz-ı ayn, farz-ı kifaye diye kendi arasında iki ayrılırlar. Cenaze namazları gibi. Evet, bir Müslüman akıl ve buluğ çağına erdiği zaman bu namaz kendilerinin üzerine bir mükellefiyet, bir sorumluluk olarak düşer. Namaz dediğimiz zaman işte bu 4 çeşit namaz aklımıza gelir. Farz namazlar günde 5 vakit olarak tesbih edilen, tespit edilen namazlardır. Bunların önlerinde, sonlarında veya hem önünde hem de sonunda bazılarında öğle namazında olduğu gibi farzın öncesinde sonrasında kılınan namazlar, bunlar da sünnet namazlardır. Vacip namazlar sadece Hanefi mezhebinde vardır. Çünkü edille-i şer'iye, ahkam-ı şer'iye derslerinde gördüğümüz gibi vacip bizim mezhebimizin bir ıstılahıdır. Hanefilerin dışındakiler vacip kelimesini kullanmazlar. Onlar da vaciple farz aynı şeydir. Bizde farzla vacip arasında az bir fark var. O da farzın delilleri kat'idir. Bize kadar gelişi, sabit oluşu, sübutu da kat'idir. O delilin manaya delaleti, o manayı göstermesi de kat'idir. Ama bir kısım emirler vardır. Sübutunda ya da manaya delaletinde kat'ilik yok, zannilik var. Bu da onu farzdan vacipliğe düşürüyordu. Bunu daha evvelki derslerimizde görmüştük. Böylece kısa bir hatırlatalım. Hatta şunu da söyleyelim. Yani farz Cenab-ı Allah'ın kesin olarak emrettikleridir. Haram kesin olarak terkini istedikleri, yasakladıklarıdır. Yapan farzı yerine getiren sevap kazanır. Mazeretsiz yerine getirmeyen asi olur, fasık olur, günahkar olur. İnkar eden Allah korusun dinden çıkar, kafir olur. Müslümanlıkla alakası kalmaz. Haram da böyle ama zıttından. Yani haramı kesinlikle iman etmesi şarttır. Allah-u Teala'nın haram kıldığı terk edilecektir, yapılmayacaktır. Yapılırsa isyan olur, günahkarlık olur, asilik olur, fasıklık olur. İnkar edilirse Allah korusun dinden çıkar. Ama vacibi inkar eden dinden çıkmaz. Aradaki fark budur. Yoksa yerine getirilmesi, işin ciddiyeti, getirilmediği takdirde vebali aynen farz gibidir. Bunun için bazıları buna ameli farz da demiş. Yani amel cihetinden uygulama yapılması bakımından aynen farz gibidir. Bu namazlar da bayram namazları ile Selat-ı Bitir Hanefilerde, bir de adanmış namazlar. Mesela işte şu işimiz şöyle olursa, şu kadar rekat namaz kılacağım diye adak adarsa bir insan, bu da vacip olur. Bir de nafile bir namaza başladık. Bir sebepten bitiremedik. Başlanmış nafileyi daha sonra bitirmek, tamamlamak, kılmak da üstümüze bir vaciptir. Gelelim bu şey detaya biraz daha girmeye. Farz namazlar subut ve delaleti Kur'an-ı Kerim'de ve mütevatir sünnetlerde bizden istenilen namaz çeşitleri. Bunlar farz-ı ayn ya da farz-ı kifaye. Farz-ı ayn 5 vakit namaz, farz-ı kifaye cenaze namaz. Yani farz-ı kifaye Müslümanlardan bir grup bu farzı yerine getirirse sevaplarını alırlar. Diğer bütün Müslümanlardan da vebal kalkar. Ama o vazifeyi hiçbir Müslüman yapmazsa bütün Müslümanlar sorumlu olurlar. En azından o beldede olanlar sorumlu olurlar.
Farz namazlar nelerdir? Günde 5 vakit namaz artı Müslümanlar için Cuma namazı. Cuma namazı o günün öğle namazı yerine geçen cemaatle kılınan bir namazdır. Kılındığı zaman öğle namazını tekrar malum kılmaya gerek yoktur. 5 vakit namazın farz oluşu ayet-i kerimelerde işaretle bunları görmüştük geçen dersimizde. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde kesinlikle beyan edilmiş. Vakitlere de tayin edilmiş. Efendimiz bazen vaktin başında bazen de sonunda kılarak bunları tayin etti. Şimdi artı yeri gelmişken o bilgiyi verelim. Farz namazlar 5 vakit ama kaç rekattır? Bildiğimiz konular bugünkü dersimizde kolay konular ama bir fıkıh ilmi olarak konuşulması gereken konular. Sabah namazı 2 rekat farz olarak. Öğle namazı 4 rekat farz. İkindi namazı 4 rekat farz. Akşam namazı 3 rekat farz. Orijinal bir namaz. Yatsı namazı 4 rekat farz. Başka 3 vakitte namaz bulamazsınız. Selat-ı vitir 2 artı 1 ihtilaflı bir konu. Geri geldiğinde görürüz bunu inşallah. Namazlar ya 2 rekat olur ya 4 rekat olur normalde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk farz kılındığında bütün namazlar 2-2 farz kılındı. Sonra seferde 2, hazarda ikamet esnasında 4 olarak bir kısım namazlar tespit edildi. Yani bu namazların rekat sayısını da Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ve uygulamalarından görüyoruz. Çünkü namaz günde 5 defa kılındığı için hem de cemaatle kalabalıkla kılındığı için bu hususta gelen hadis-i şerifler mütevati derecesinde. Kalabalık, herkes gördü, aleni bir namaz. Evet. Her bir rekat kitabımız diyor ki 1,5-2 dakikada kılındığı takdir edilse demek ki bir kişi en azından 25-30 dakika Cenab-ı Allah'a farz namaz olarak ibadet etmek durumundadır. 24 saat içerisinde yarım saat çok büyük değildir. Bunun önüne ve arkasını namazlarla ilave edildiği zaman 1 saat olur. Bu 1 saat, 24 saatte 1 saati zayi etmekle alakalı Bediüzzaman Rahmetullahi Aleyh'in Sözler kitabının sanırım ikinci ya da üçüncü sözünde çok güzel temsilli bir hikaye var. Arkadaşlar o hikayeyi bir kere daha okurlarsa çok faydalı olur. 24 saatte 1 saat hiç olmasa Allah-u Teala'ya vermek icap eder. Ve bu namazı kılmanın da belli bir mekanı yoktur. Bizden evvelki ümmetlerde ibadetler mutlaka mabetlerde yapılırdı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa göndermiş, rahmeten lil alemin olarak göndermiş, üstelik kolay bir din İslam, yeryüzü mescit kılmıştır. Her yerde. Hatta hayvanın üstünde, arabanın üstünde, uçağın üstünde, vapurun üstünde, hastayken yatarak değil mi? Hangi şartlarda olursa olsun namaza kolaylık getirmiş ve kılınması istenmiştir. Bir Müslüman için en azından bu farzları kılacaktır. Bunsuz İslamiyet olmaz arkadaşlar. Namazsız İslamiyet olmaz. Namaz gerçekten dinin direğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazsız Müslüman olmak isteyenlerden bunu kabul etmemiştir. Hele siz şimdilik Müslüman olup Allah kerim daha sonra namazı da alışırsınız dememiştir. Namaz kılmamak üzere dine girmek isteyenlerin bu arzusunu kabul etmemiştir. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Riyaz-ı Salih'in herkesin evinde bulunan bir kitaptır. Bulunmayanlara da söylüyoruz, bulunması gereken bir kitaptır. Ve bunun da en güzel biçimini dünyada en güzel şu anda şekliyle Erkam Yayınları'nın bastırdığı kitaptır. 7 cilt 1 cildi de konu indeks fihrisle alakalı muazzam bir çalışma durum. Riyaz-ı Salih'inde Ashab-ı Kiram kesinlikle buyuruyor. Bir emri terkten yahut da bir haramı işlemekten dolayı bir Müslümana dinden çıktı denilmez. Namaz müstesna buyuruyor.
namaz kılmaya kesinlikle dinden çıkmıştır nazarıyla bakılıyor, Müslüman nazarıyla bakılmıyor. Onun için bu farz namazlarımızda asla ve kat'a bir tek söz konusu olmaması lazım. Cuma namazı, onu da yeri geldiği zaman geniş geniş göreceğiz inşallah. Cuma'nın vaktinde kılınan, estağfurullah, öğle namazının vaktinde kılınan bir ibadettir. İki rekattır. İki rekatta hutbesi sanki iki rekat yerine geçer. Hutbeyi dinlemek de farzdır. Böylece o da dört olur.